Kadir Bey, buyurun, buyurun, buyurun. Evet, şimdi şu peçeteleri bir ortadan kaldırana benim sinirlerim bozuluyor şu peçeteleri görünce. Mine Hanım, Mine Hanım, kıskancınızdan motoru, yağını buldunuz. Şinay Hanım, görünürde temizdi ama detaylarda çok berbattı. Özellikle aspiratörü, yani elimi yapıştırdım, elimi kaldıramadım. Beş parmağımın izi çıktı. Bir değil, iki kutu yağ sökücü bile kullansan asla temizlenmeyecek bir motor. Kadir, o sırada kaydetmedik ama ben size gördüğüm o sahneyi anlatayım. Allah aşkına bir göster, neymiş o sahne, ben çok merak ettim. Mine Hanım elini tutmuş böyle, elinde bir karartı böyle geziyordu. Yüksek tepelere, kıra gecesi gezer gibi elinde. Elini buranın içine sokmuş. Elektrik mi çarptı? Yok canım, eli yağ olmuş. Hani göre yağı herkese göstermeye çalışıyor. Hayır, o yağ, hayır. Sildim ama ben hatta sıktım. Yağ sökücü sıktım. Bunu çıkardım. Bu camını, lambasını sildim. Ama motor hani elektrik alan bölge olduğu için. Vallahi ben bilmem. Yağ buldum diye geziyordu buralarda. Mine Hanım, Mine Hanım, sizin evinizde biz neler gördük. Yemek yemedim. Midem bulandı. Bir şey daha var ama onu da sırası gelince göstereceğim. Göreceğiz. Kadir, orası nasıl? Evet, şu aspiratörün yan tarafı var ya, orası biraz sıkıntılı ama orası da zaten dediğim gibi çok böyle tiftikli bir yer. Yani oluk oluk orası çıkmaya da... Motor çıksa sileceğim ama motor çıkmıyor. Görünmeyen yer. Şu ışığını bir kapat. Ben bunu şeye koyayım mı, makineye? Buradan çıkmıyor bile. Bir de o şey, benekli. Ha evet, içinde yağ var mı var ama orası çıkıp da temizlenebilecek bir yer değil ki. Yok artık yani, motorun da içine mi girsin kadın? Motorun içini silemem. Elektrik takılı, elektrik sürekli çıkmıyor. Şöyle söyleyeyim bakın, motorun plastik kısımları temiz. Her yeri. Orada yağ yok ama o tıftık, o tiftikli kenara da elini nasıl soksun bu kadın? Peki Kadir, aspiratörlerinin motorunu silmek isteyen hanımlara ne önerirsin? Hiç uğraşmayın orayla, sadece şu aspiratörün motorunun plastik kısmını silin. Ama o yanlarıyla sakın uğraşmayın. İçine yağ sökücü falan kaçırırsanız pat diye patlayıverir vallahi. Patlarsınız. Yanları için benim çok güzel bir çözüm önerim var. Aspiratörünüzü değiştirin. Allah seni kahretmesin. Ay, ne kadar aklı var çözümü. Kız, bunları sen yeni mi taktırdın? Evet. Ne zaman? Eskisini ben, onun filtreleri, lavabo temizleyicini... Temizledin, sonra yırtıldı değil mi? Delik deşik evet. Oldu. Bu adamın ağzıyla yapmayın şu işleri diyorum. Sakın bunlara öyle lavabo açıcı falan dökmeyin. Ama karbonatın çok faydasını görüyorum. Vallahi en güzeli bulaşık tabletini sıcak suda erit, içine bas. Onu da yaptım. 3 dakikada hiçbir şey kalmıyor. Onu da yaptım. Şimdi fırınımızın açıyoruz burasını. Sen buraya silikon mu sıktın kız? Sadece şurasında bir şey vardı. Pas demeyeyim de soyultu vardı. Sadece şimdi şurasında. Bak buraya yağ derler çünkü burası yağ değil, silikon var. Ama ellerini sürdüklerinde yağ gelecek mi? Hah, Kadir işte tam da orayı buldum Mine Hanım. Burada da yağ var dedi. İşte burası yağ değil bak. O silikon. Silikon olduğunu hemen anladım. Çünkü yağ olsa böyle kayıp gitmez. Bak burada toparlanıyor. Bak görüyor musun? Ve sürdüklerinde de sarı leke gelmesi gerekiyor. Ya, oradaki demek şey ki şu peçetedeki bunlar. Bak evet. Silikon bu, yağ değil. Yağ değil. Ama Mine Hanım ben 40 yıldır mutfaktayım. O silikon değil, yağ dedi. Yağ değil, silikon. Kıskancından söylemiş o. Vallahi silikon. Ben de herhalde 26 yaşındayım. Yağla silikonu ayırt edecek yaştayım. Bu silikon. 26 yaşında yağlı silikonu da ayırt ediyorum herhalde. 490 tane ev temizlemişim. Evet, arkalarına çekmiş. Arkaları çekildi tek tek. Bir çekmece 3 saatte temiz, 1 saatte temizleniyor. Evet, bunun arkasını da çekmiş. Sadece biraz tencerelerin dağınık geldi bana. Tencerelerimi dün düzelttim ama ben en fazla böyle yapabiliyorum. Gel vatandaş gel, üçü bir arada, üçü bir arada, 5 lira. Hatta daha fazlaydı da ben kayınvalideme yani veriyorum. Biraz mutfak dolabında böyle düzene takıntılıyım. Her şeyin nizamlı, intizamlı olsun. Ben de takıntılıyım ama tencereler konusunda onu ancak... Bak, ocak demirlerini elledim. Onlar eski, çıkmıyor. Onları da yine... Burası yağ sökücüyle güzel. Şey yaptım. Yani. Hatta aynı hatayı ben ocak gözlerinde de yaptım. Onlarda da karartı oldu. Onu macunla, diş macunuyla temizledim o bile şey. Şu buzdolabını bir çekeyim ben hemen şimdi. Onun ayağında da bir sıkıntı var ama inşallah neyse koymuştuk biz. Buzdolabının arkasını yeni sildiğim zaman toz değil, çamurlaşmış kirler yapış yapıştı. Hiç yakıştıramadım Şenay Hanım size buna. Şenay Hanım, Mine Hanım o buzdolabını da tutup çıkardı oradan. İyi güzel çıkarsın. Burada toz bulabildiniz mi? Su bulabildiniz mi Mine Hanım? Motorun suyunu.
Bunun kapağını mı açmış Mina Hanım? Açmıştır, açmıştır. Kıskancından açmıştır. Biz onun evine o kadar bakmadık bile. Kadir, Mina Hanım dün üşenmeyip buzdolabı motoru nasıl açılır diye videolar izlemiş. Sonra da gelip bunu açtı. Yok kanka, resmen bizim için teknik servislik olmuş. Mina Hanım'ın tek takıntısı buzdolabının motoru, aspiratörün yağı. Yani özellikle evinde de dikkat etmek istediği tek nokta o bence. Onun dışında evinde diğer noktaların hiçbir yeri temiz değildi. Vallahi bize motorun içi pis dedi. Motorun içini ben sildim. O elektrikli bir yer. Hatta onu da konuştuk masada. O kadar kadın da silinebilecek yer motora değil yani. Yalnız ama bunun kapağında dışında plastik var zaten. Açık bir motor değil ki bu. Hayır, bu kapağını açtı mı? Bu kapağında toz buldu mu? Buldu mu acaba? Bak şu deliklerine bir göster. Ben gerçeği getireyim. O motoru isterseniz yakından bakın. O motorun ben ellerimle temizledim ama ta içine kadar girilmeyecek yerlere giriyor. Abi yenidesin. Yani bunu daha açmanın anlamı var mı sizce? Rekabet böyle bir şey işte. Maşallah Şenay Hanım, Mina Hanım bayağı hırslanmış. Kıskanç, kıskanç. Evimi görünce kıskanmış. Mina Hanım o motorun içine en ince ayrıntısına kadar kurcaladı. Tamam da bunu açmanın anlamı yok ki, dışında zaten o var. Masada söyleyeceğim dedim. Peki söylesin bakalım. Yani plastiğin dışı da temiz, plastik de temiz. Açıp motorun içine girmek ne demek? Hayır, tek takıntısı bence o. Kadir'cim başka... Bilmiyorum artık. Sil itelim motoru yerine şu bulaşık makinesinin arkasını çekelim. Kadir, Mina Hanım o bulaşık makinesinin kapağını çıkarayım diyordu ama... Nereye söküyor? Ben izin vermedim. Kapağı çıkarayım. Kapak ben bugün hayatıma kadar... Ya 9 yıllık evliyim, hiçbir zaman çıkartmadım. Kadir, bence bugün masada bambaşka bir Şenay Hanım olacak. Bence de masada bambaşka bir Şenay olsun. Beni çıldırtacaklar bugün. Kendini savunsun benim biraz. Benim evim hep kendi evlerinden pis derlerse beni çıldırtırlar. Evet, bulaşık makinesinin evlerinde yemek yiyemedim ben. Yok bak, bunun arkası da gayet güzel, gayet. Ama Onur Bey onlara baktı ve pek beğenmedi. Onur Bey Özbek yemeklerinden beklentim var. Bakalım, onu da göreceğiz, evini göreceğiz. Onur Bey'in evini çok merak ediyorum. Evet, Onur bayağı iddialı konuşuyor. Onun evini ben de merak ediyorum açıkçası. Evet, bulaşık makinesinin arkası iyi. Üstü iyi. Filtreleri baktınız mı? Filtresi de gayet iyi. Ona da baktık. Yani ne var bu bulaşık makinesine bu kadar abartılacak bu mutfakta anlamıyor. Yine 9 yıllık makina. Kalk şunları yani hemen yerleştirelim. Şunları bir yerleştirelim, kaldıralım. Başka neresi var? Mutfakta peteğin arkası gayet, o da açık, içi de temiz, burası da temiz yani. Petekler yıkadım petekleri. Bir tek prizlerin içini unutmuş Mina Hanım. Prizlerin içi kalmış. Prizlerin içini de siliyorum aslında ama o günlük tozlarla... Şenay Hanım'ın düşündüğüm kadar temiz değildi. Orada bir temizliği vardı. Evet, bu da herhalde hastanelerdeki susu daha değişik. Düşüklü versiyonu. Dedikoducu versiyonu bu da. Bak, kettle'ın içine bakıyorum. Kettle'ın içi de gayet güzel. Hiç öyle bar bağlamamış, kir bağlamamış. Yani... mutfak dolabının üstüne bakacaktım. O kettle'ın ben geliş hikayesini anlatayım mı size? Anlat. Eşim onu şantiyede kullanıyor. Şantiyeden o kettle'ın eve geliş halini görmeniz lazım. Emi inanın şu an... Kireç, sapsarı kireç bağlamış. Üstü sapsarıydı, ben o hale getirdim. Bütün şantiyenin kiri içinde. Aynen. Şantiyeden mi tırtıklamış kocan? Kullanmıyorlar, onların ofisleri oluyor. Kocanız öyle şeyler yapıyor mu? Tırtıklıyor mu? Seni kahretmesin. Yok, tırtıklamıyor. Bir şey diyeceğim bak, onlar... aspiratör borusunun üstü gayet güzel, gayet temiz. Şu anda üstündeki metal şeye bakıyorum Şenaycığım. Şöyle bir kaya kaya gitmek istiyorum. Tamam, dur hemen alıyorum. Kadir, onlara baktılar, çok bir şey bulamadılar. Evet. Hayır, onlar girilmeyecek yerleri bulmuşlar. Normal evet, yani. Gayet onlarda. Güzel. Kadir, asıl bombayı şimdi patlatıyorum. Mina Hanım o tezgah ayakkabılarıyla çıkmış. Ya bir de temizlikten bahsediyorsunuz Mina Hanım, temizlikten. Çıkmış? Çıkmış vallahi. Biz orada yemek hazırlayacağız şimdi. Gelince sorarız hanımefendiye. O nasıl temizlikmiş öyle diye. Yazıklar olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.